Merhabalar. Tekrar herkese selamlar. Arkadaşlar, kemiklerimizde ve kıkırdak yapımızda zamanla oluşan tahribatın giderilmesi için veya bunun oluşmaması için neler yapmak gerekiyor? Ne şekilde beslenmek gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Kıkırdak yapısı özellikle diz, bel, bel bölgesi, özellikle omurga gibi merkez bölgesi, kor bölgesinde oluşan omurganın bu kalça bağlantısındaki leğen kemiği ile oluşan bağlantılar. Buralarda özellikle çok sıkıntılar oluşan bölgeler olarak geçer. Tabii yine boyun bölgesinde de boyun fıtığı oluşan durumlar oluyor. Bel fıtığında nasıl ki yüksek oranda fazlaysa boyun fıtığı da aynı şekilde oluyor. Bizim vücudumuzda metabolizma hızımız belli bir süre zarfında düşmesinin çeşitli sebepleri var. Vücudumuzun yağ oranının artması, işte yaşlanmak, hormonların düşmesi, hareketsizlik vesaire gibi, kötü beslenmek gibi birçok sebebi var. Bu metabolizma hızı düştüğü zaman vücudumuzdaki aslında her şey düşüyor. Yani bazal metabolizma hızını düşürdüğümüz zaman biz vücudumuzda her şey düşüyor. Burada nasıl ki kan dolaşımının hızı yavaşlıyorsa, kan dolaşımını tetikleyen unsurlar yavaşlıyorsa, bizim işte burada vücudumuzun kan dolaşımıyla bütün organlara aktardığı kaliteli besinler, mesela kolajen gibi, ondan sonra işte vücudun üretemediği glukozamin gibi bazı amino asit türevleri vücudumuzda zaten az miktarlarda üretiliyor. Dışarıdan beslenmeyle alınıyor. Bunlar metabolizma hızı zaten yavaşladıktan sonra hepten bunlar yavaş üretilmeye başlıyor ve kolajen miktarı, dediğim gibi glukozamin, işte bu hani MSM dedikleri kondrotin içeriği olan besinler, bunların amino asitler daha doğrusu, bunların üretimi azaldığı için doğal olarak vücudumuzdaki bu kemik ve kıkırdak yapısı, foliköllerindeki aradaki bağlantılarda sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Kireçlenmeler artıyor. Sıvılar azalınca, aradaki dengeleyen sıvılar azalınca kıkırdak yapıdaki ve kemiklerin arasındaki, bizim vücudumuzdaki tabii kireçlenme, işte tutulmalar, kemik ağrıları vesaire gibi, kalsiyum azalması vesaire gibi durumlar artıyor. Bizim ne yapmamız gerekiyor bu durumlarda peki? Beslenmemizi ona göre şekillendirmemiz lazım. Özellikle vücudumuza alabiliyorsak kolajen içeren ve glukozamin içeren besinleri de tüketmek gerekiyor. Mesela glukozamin içeren besinler nelerdi? Zerdeçal, zencefil, ondan sonra işte bazı antioksidan probiyotik içeren besinler, yine probiyotikler, kefir, işte kolajen içeren besinler, zaten bildiğimiz gibi hayvanların sakatat grubu, işte ciğerdir, böbrek, dalak, ondan sonra işkembe, kelle paça vesaire gibi tüketimi çok az olan şeyler bunlar. Bunları da yerine göre tüketmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yerine göre tabii. Bunların biraz yağ oranları biraz fazla olduğu için birazcık da sorun da teşkil edebiliyor açıkçası. Yağ konusunda tabii. Onun için yağ konusunda çok fazla yüklenmeden kısmen arada bir bunları tüketebilirsiniz. Sebzelerden de var mesela bazı içerenler, işte bamya gibi. Ondan sonra ne bileyim, yine sıvı içeren bazı besinler var. Mesela enginar gibi çok az tüketilen, kereviz gibi az tüketilen besinler yine. Bunlarda da yine sıvı, vücudunuzun sıvı akışını dengeleyen, kolajen üretimini destekleyen bazı besinler var. Bunları da tüketmek gerekiyor aslında. Tabii her şeyden biraz almak gerekiyor ölçülü ve dengeli biçimde. Ama tabii gücümüzün yettiği kadar besleniyoruz. Hem çeşitlilik manasında hem de aslına bakarsanız bütçesel anlamda da bu geçerli. Kolajen üretimini desteklemek için yine
biz ne yapabiliriz? Günlük olarak bir miktar bir kolajen takviyesi alabiliriz. Yani besini alamıyorsak o zaman takviye alabiliriz. Mesela 1000 miligram bir kolajen günlük olarak bütün günü bizim kurtarmamıza yetecektir aslında. Yani 1000 miligram ortalama 1 gramlık bir kolajen bizim için yeterli olacaktır. Ha bunu siz şu anki ürünlerde genelde 10.000 miligram, 10 miligram gibi yüksek değerler var. Bunu o şekilde alabiliyorsanız daha iyi tabii. Yüksek miktarlar her zaman daha iyi olacaktır. Ama bunu tabii dediğim gibi özellikle eklem rahatsızlıkları olanlar, eklemlerinde problemler yaşayanlar, dizlerindeki ağrıları olanlar, işte diz kapaklarının içerisindeki o menisküs bağları, menis bağlarının altındaki dengeleyici eklem sıvılarının azalmasından kaynaklı oluşan eklem rahatsızlıkları olanlar, bu arkadaşların da glukozamin takviyesi ve kolajen takviyesini birlikte kullanmaları çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kullanırlarsa iyi olur. O şekilde de beslenmeye de gayret ederlerse hatta daha da iyi olur. Eklem rahatsızlıklarının ekseriyet sebepleri bunlar. Tedavi maksatlı peki neler yapılabiliyor? Tedavi maksatlı da yine eklem sıvılarının giderilmesine yönelik takviye maksatlı dışarıdan eklem içerisine kortizon ilaçlar zerk edilerek iğneler vasıtasıyla o bölgedeki sıvı miktarı arttırmaya çalışılıyor. Böyle şu an ağrı poliklinikleri var. Bunlar ağrı polikliniklerinde yapılan ortopedi uzmanlarının ağrı konusunda eğitimler aldıktan sonra açmış oldukları poliklinikler. Bunlara da tabii gidilebilir. Bu da 6 ay süre zarfında size destek sağlayacaktır. Yine burada işte eklem arasındaki bu sıvıların gitmesinden kaynaklı eklem arasında oluşan bazı gereksiz sular, ödemler ve hava gibi oralarda bu boşluklar farklı şekilde doluyor. Bunların buradaki suların çekilmesi, işte oralara kısmen deriye ozon tedavisi uygulanması, daha sonrasında işte deri içerisinde dediğim gibi kortizon ilaç içeren yağların zerk edilmesi. Burada bu aslında bizim oradaki eklem sıvıları aslında birer yağ arkadaşlar. Bu mesela makinenin içerisinde nasıl ki gres yağı makinede hiç olmazsa makine metaller birbirine sürttüğü zaman orada bir problem çıkıyorsa bizim eklemlerimizin arasındaki sıvılarda da böyle azalmalar olduğu zaman doğal olarak burada bir sıvı tüketiminden kaynaklı eklemlerin birbirine sürtmesi, sertleşmesi, eklem uçlarının kırılması, aşınma, korozif etki sebebiyle aşınmalara sebebiyet verebiliyor. Dediğim gibi burada eklem sıvılarını arttırmaya yönelik doğal beslenme yollarından bahsettim sizlere. Tedavi maksatlı da yapabileceğiniz şeylerden de kabaca bahsettim. Umarım kimse bu şekilde sıkıntılar çekmez. Kimsenin eklem ve kemik rahatsızlıkları ağrıları çekmesini şahsen kesinlikle istemem. Tabi burada egzersizden birazcık da bahsetmek isterim. Vücudumuzu hareketsiz halde ne kadar çok tutarsak o kadar çok eklem ve kemik ağrısı da çekeceğiz. Yani bu bugün olur, 20 yaşında olur, 30 yaşında olur, 60 yaşında olur. Tabi vücudumuzdaki fazla kilolar vesaire gibi şeylerde bunlar da çok önemli etkilere sahip bu eklem ve kemik rahatsızlıklarında. Tonajımız yüklüyse, tonajımız çok yüksek hale gelmişse, kilomuz fazlaysa biz o kiloyu vermeden o eklemleri ne kadar çok güçlendirirsek güçlendirelim o yükü taşıyamayacak o vücut. Taşıyamayacağı için burada eklemlerin ciddi şekilde rahatlatılması gerekiyor. Rahatlatılmasından kasıt da nedir? Hiçbir şey yapamıyorsanız günlük bir egzersiz aktivitesi yaparak, yürüyüş yaparak vücudunuzu formda tutmaya çalışabilirsiniz. En azından fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışarak gerekiyorsa bir beslenme, dediğimiz gibi gerekiyorsa egzersiz formu gibi şeyleri yaparak bisiklete binebilirsiniz veya rampa yürüyüşleri yapabilirsiniz, dağ tırmanışları yapabilirsiniz. Egzersizde sınır yok, yeter ki siz yapmak isteyin.
İşin egzersiz kısmı da buydu. Bunların hepsini bir arada yapabilirseniz zaten tedaviye gerek kalmaz ve tedaviye mahal vermemiş olursunuz vücudunuza. Doğal olarak bir beslenme durumu ortaya çıkar ve doğal bir yapıyı eski doğallığına da tekrardan kavuşturmuş olursunuz. Umarım dediğim gibi herkes bu şekilde bir yaşamın en azından 1/4'ünü sürmeye çalışır ve başarılı olur. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sporla kalın, mutlu kalın.